Türkiye'nin spor markası Airlife, Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile Sağlık Karnesi'ni sunar. Merhabalar. Posta Covid TV ekranlarında yeni bir Sağlık Karnesi programıyla birlikteyiz. Bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Ben hemen konuğumu size tanıtmak istiyorum. Aslında konuğum on parmağında on marifet derler ya. Kendisi akademisyen, aynı zamanda pediatrik enfeksiyon uzmanı. Onun dışında Pediatrik Probiyotik ve Prebiyotik Derneği kurucusu ve aynı zamanda başkan yardımcısı. Onun dışında kuş gözlemcisi, onun dışında Malatyalı hemşerim, onun dışında çalışma arkadaşım Profesör Doktor Metehan Özen. Hoş geldin. Tekrar geldiğin için teşekkür ediyorum, destek verdiğin için. Kendisiyle biz probiyotik ve prebiyotikler üzerine bir program yapmıştık ve o programda aşıyla ilgili de bir program yapacağımızı belirtmiştik zaten kendisine. Aşı neden önemli hocam? Davet için teşekkür ediyorum Ahmet Hoca. Kuş kitabım da var bu arada. Evet. En çok atı falan yayınım. İngilizce kuş kitabını da yaptık. Aşı neden önemli? Dünya Sağlık Örgütü şöyle söyler. Cost effectivity dediğimiz, yani bir girişim yaptığınız zaman bunun karşında alacağınız faydaya baktığınız zaman iki şey çok önemlidir. Bu da tıbbın özellikle insanlığa en büyük hizmetidir. Bir, temiz su sağlamak. Gerçekten temiz suya harcadığınız paraya değer, çünkü bir şehre temiz su veremezseniz salgınlar, büyük kitleler halinde hastalıkları, ölümleri yol açar. İkincisi de geniş aşılama. Ama aşılama yaptığınız zaman o patojenin, zararlı mikrobun toplumda dolaşmasını engellemek için bunun seviyesi %95'leri kapsaması çıkmalı. Eğer iyi kapsayamazsanız mikrop yaşamaya, soyunu sürdürmeye devam eder ve salgınlar durmaz. Hatta böyle bu kişiler 10-15 yıl aşılı diye kızamıkta olduğu gibi büyüdükleri zaman yeniden tehlike altına girerler. Aşı tıbbın insanlığa sunduğu en büyük 2-3 buluştan biridir ve çok önemlidir toplumu korumak için. Toplumu koruma. Şimdi şöyle bakıyorum ben, toplumda baktığımızda gerçekten aşıya karşı bir bilinç var ama özellikle daha çok entelektüel, biraz daha bilinçli kişiler maalesef ben çevremde de görüyorum. Aşıya karşı bir alerji gelişmiş durumda. Bunu da gözlemliyorum. Hani aşının gereksinimi olmadığını, doğal bağışıklığın daha önemli olduğu yönünde ve aşı yaptırmayan birkaç kesim var. Bunlara ne demek istersiniz? Bunlar kayıpta mı yoksa kazançlı mı? Bir de şöyle bir nokta var. Çok hastalık var. Bir ton hastalık var ve bu hastalıklara karşı da aşı çalışmaları var. Mesela ileride biz 50-60 tane aşı mı yaptıracağız? Ya da bu aşı yaptırdığımız mikroplar hiç değişmiyor mu? Bunlar mutasyonla yapıları değişmiyor mu? Yani yaptığımız aşı boşa gidiyor olabilir mi? Öyle kafamda da benim soru işaretleri geliyor açıkçası. Çok güzel. Bunun için yine bir kongre düzenlediniz. Evet. Bir günlük soru sordun hocam. Şimdi aşı yaptırmayanı Allah'a havale ediyorum. Şimdi hiç yaptırmayanlar var. Bazılarını yaptırıp bazılarını yaptırmayanlar var. Dediğin gibi bazılarını devlet yapıyor, bazıları özel. Çok geliyor. Daha bugün sordu yine hemşire hanım. Bizim bir hemşirelerden biri dedi, böyle böyle kızamık oldu dedi. İşte nasıl olacak, kaç gün gelmeyecek, Suriyelilerden mi geçti? Bu düzenli soruluyor. Suriyeliler herhalde hiçbir ülkenin bakanlığını yapmayacağı kadar çok güzel şekilde bulunanlar, kayıtlı olarak %95'in üstünde aşılanıyor. Şimdi mesela şu anda Avrupa 2010 yılında kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı ve bu üç hastalığı elimine edeceğine dair söz vermişti, rapor imzalamıştı. Neredeyse bir 3-5 sene hiçbir asistanıma kızamık gösteremedim. Bu ülkede de görmedik, Avrupa'da evet. Da. Sonra entelektüel kesim, internetin artması, maalesef yanlış haberler. Kuzey Avrupa'dan başlayan bir salgınla Almanya, Danimarka, İskandinavya, İngiltere bir kızamık salgını geldi. Geçen sene Ukrayna ambargo yüzünden çok büyük bir salgın oldu. Şimdi yüz binlerce vaka var Avrupa'da. Onlardan bize de geliyorlar. Hele yaz aylarında oradan da bize misafirlerimiz geliyor. Bunların çoğu dediğin gibi kuzeyden, daha çok okumuş entelektüel kesimden. Birkaç tane çalışma çıktı. İşte MMR aşısı otizme yapacak, kızamık kaba kulak diye. Sonra bu çalışmayı yapan hekimin hekimlikten atıldı. Çalışmanın sahte olduğu ortaya çıktı. Ama bir kere insanların içine kuşku düşmüş, bütün bansına yansımış oldu.
dalga dalga artarak büyüdü. Daha sonra baktılar ki öyle vakalar yok. Ondan sonra İskandinav ülkeleri 50 yıl geriye döndü. Bu aşıyı olan olmayan 1 milyonluk seriler karşılaştırdı. Hani hata payının minimuma indi. Aşının otizmi arttırmadığı, inflamatuar bağırsak, hani geçen programda konuştuk, bu bağırsak hastalıklarını, otoimmün hastalıklarını arttırmadığı gözüktü. Hiç zararı da yok demiyorum. Tabii ki aşının da içinde bulundurduğu proteinlere karşı alerjik reaksiyonları, otoimmün reaksiyonları olabiliyor ama bunlar o kadar nadir ki binde bir gibi. Halbuki siz 1000 kişiyi aşılayınca düşünün, kızamıktı, pnömokoklu, menenjitli bir sürü. Yani mesela çocuk difteri kuş palazı, bak bir enfeksiyon hocası görmedik difteri kuş palazı. Ne kadar tarihte en çok hastalık belki öldürmüş. Belki de şu var. Yani çiçek, bizim, difteri, evet, kuş palazı, boğmaca. Bizim nesil görmediği için bu hastalıkların ne kadar ciddi hastalıklar olduğu unutulmuş muhtemelen. Aynen öyle. Yani bir hocalarımızın anlattığı o kuş palazı ellerinde sopayla uyumasın anneler diye, o zaman tabii hekim hemşire de az, monitör, ventilatör yok, yoğun bakım yok. Uyudukları zaman solunum tıkanıp ölüyormuş çocuklar diye. Biz bunları görmedik, çiçek görmedik, kuş palazı, difteri görmedik. Şimdiki nesil neredeyse bu salgın olmasa kızamık, kızamıkçı, kaba kulak görmedi. Mikropların bazıları tek serotip, tek tip. Onlar değişmediler. Değişmediler. Aşıyla onları uyutabiliyoruz. Artık toplumda da dönmüyorlar. Yani bir nevi eradike ettik. Peki şu var. Ama mesela, bazı mikroplar bak, çok pardon, tip. Çiçeği mesela şu anda eradike ettik ve çiçek aşısı yapılmıyor. Peki bu diğer aşılar artık görmüyoruz dediniz. Hı. Niye kaldırmıyoruz aşıları? İşte çiçek artık olmuyor. Çünkü dünyada dolaşan çiçek vakası kalmadı. Kalmadı. Diğerleri... Ama öbürlerine oluyor işte. Daha kızamık 2010'da elimine edilecekti. Elimine edildikten sonra 3-5'i de eradike tamamen kalkacaktı. Sonra bir 5-10 yıl sonra tabii eradikedikten bir 10 yıl falan yapıyorsunuz. Garanti oluyor. Sürveyans yapıyorsunuz. Hastalık çıkmıyor. Ondan sonra dünyada dolaşmayı da kaldırıyorsun. Biz daha durduramadan bırak eradike etmeyi yeniden salgın gördük. O yüzden bunları yapamıyoruz. Kızamık, kızamıkçık, su çiçeği bunlar tek serotip. Aşıya karşı yapıyorsun olmuyor ama pnömokok gibi, meningokok gibi hastalıklar çok serotip. Mesela pnömokoku yaptık 7'liye kadar. 90 pnömokok var. 7'sini aşıladık. 6 sene sonra ne gördü Amerika? İlk Amerika başlamıştı. Hı hı. Uyuyan diğer serotipler seroreplasman diyor. Yerine geçip onlar hastalık yapmaya başladı, menenjit. Şimdiki aşı çocuklara yaptığımız 13'lü. O da 6-7 yıl oldu. Artık öbürleri kıpırdanmaya başladı. O yüzden 20'li çalışması yapıyor. Belki ileride 20'lisini göreceğiz gibi. Yani bazı aşılar tamamen koruyor, engelliyor. Bazılarında yerine seroreplasman oluyor. Diğer serotipleri geliyor. Peki şöyle bir şey var. Niye aşıları çocukluk çağında yapıyoruz? Yani mesela çocukluk çağında olmayanlar erişkinlikte de yapılabilmiş. Şu anda erişkin çağda yapılan aşılar da var. Ya da özellikle seyahat edenler bazı aşılar oluyor. Ya da siz bir ülkeye, özellikle Amerika, İngiltere'ye sığındığınızda size önce aşı yapıyorlar. Yapılan aşılara güvenmiyorlar. Hani neden özellikle çocuk çağında yapılıyor? Güzel soru. Enfeksiyona maruz, hele bizim gibi çocuğu çok öpen, samimi, sık yaşayan ülkelerde ne kadar küçük bağışıklık sisteminiz bozuksa, ishal, kusma, genel durum bozukluğu çok olduğu için, yani mikrop çoğunlukla adam öldürmüyor. Genel durumu bozup metabolik dengeyi bozdurduğu için çoğunlukla. Mesela ishalde neden ishal mikrobu insanı yemiyor? O kadar çok kusup sıvalamıyorsunuz ki kalbin dengesi bozuyor. Kalp duruyor ya da beynin atması duruyor gibi kaybediyoruz. Ve bu da çocukluk çağında sık oluyor, enfeksiyonlar ve komplikasyonları. O yüzden yeni doğandan başlayarak bir an önce bu çocukluk çağı hastalığı dediğimiz rotaydı, kızamıktı, su çiçeğiydi falan, bunları yapıyoruz. Mesela erişkin çağ aşılarımız var. Nedir? Meşhur human papillomas, rahim ağzı kanseri. Ya da, bunu da erişkinde, evet, yapıyoruz. Hepatit B'yi çocukta, yeni doğanda yaptık. Eskiden insanların 6'da 1 hepatit B sirozdan falan kaybederken şimdi neredeyse görmedik, görmüyoruz bile. Bu ülke 20-25 yıldır aşılandığı için artık farkındaysan hepatit B'ye bağlı sirozlar... Hepatit A da yapılıyor şu anda. Hepatit A'ya da biraz geç oldu ama ona da başladık. Bir 7-8 yıl oldu galiba. Hepatit A da görmüyoruz. En çok uğraştığımız. Yani şu anda çok gurur duyduğumuz çok güzel bir aşılama şemamız var. Avrupa ile kafa kafaya. Bir veya iki yeni çıkan aşılar var. Özellikle onları da ailelere anlatıyoruz. Durumu müsait olanlar yapıyor. Bunların hepsi binlerce çalışmadan geçip geliyor. Diğer pek çok çalışması olmayan ürün kullanıyorsunuz. Dışarıda markette aldığınız şeylerin de çoğunun çalışması olmadan alınan, evet, şeyler. Bunların hepsi binlerce çalışma yapılıyor hoca ve şeyi gösteriyor. Peki yeni aşılar gelecek mi? Tabii ki. Bu savaş bitmeyecek. Bitmeyecek. Onlar da boş durmuyor. Siz durdukça onlar da başka şeyler geliştiriyor. Yeni mikroplar çıkıyor. Mesela teknoloji yetmiyordu. Yeni teknolojiyle bir aşı ürettik. Yapıyoruz. Vücut antikor
cevap oluşturmuyor, korumuyor. Anladık ki neden akut romatizmal ateşte olduğu gibi aşının dış kılıfına oluşan antikor otoimmün hastalığa yol açacağı için vücut da bunu sezip antikoru düşük tutuyormuş. Hı hı. Sonra onu değiştirdiler. Çok değişik, inovatif bir yöntemle parçalayıp farklı 3-4 kısmı ayırıp ayrı ayrı antikor oluşturdular ki otoimmün hastalığa yol açmasın diye. Yeni çıktı mesela. Böyle teknolojimiz de gelişiyor. Pek çok mikrobu uyuttukça bu havuz problemi gibi. Bunlar önce buradakinden bu sefer havuzu doldurmak için uyanıyor. Peki savaş hocam bitmiyor. Özellikle iki aşı soracağım. Bu iki aşı üzerinden de çok gereksiz olabileceği yönünde çok fikirler uçuştuğu için. Birincisi rota aşısı. Yani diyorlar ki yani rota zaten tedavisi rahat olan bir hastalık. Rota aşısını neden yapıyoruz? Diğeri de grip aşısı. Yani mesela çocuklara grip aşısı yaptırmak gerekiyor mu? Zaten birçok serotipi var. Neden yapıyoruz? Sizin düşünceniz nedir bu iki aşı açısından? Sabaha kadar anlatırım ama hani bir iki dakikada keseyim. Şimdi rota çok demokrat bir virüs. Dünyaya gelen herkes rota olur. Hatta her yaşında bir kere olur. İlk enfeksiyonlar en çok kusma ishal yapar. İkinci de daha az. Üçte neredeyse artık biraz bağışıklık geliştiği için hafif ishal gibi geçer. Bir de meningokok aşımız var yeni gelen. O da nadir yapar. 100 binde 4-6 arasıdır toplumda yıllık. Ama o da olunca %20-25 öldürür ya da sakat bırakır. Hep bizim kongrelerde konuştuğumuz, şimdi bir paramız var, çok güzel bir aşı şemamız var ama rotayı mı alalım, meningokokku mu alalım? Bazı hocalarımız der ki herkes rota oluyor ve üçte biri hastanelik olup 3 gün yatıyor. Çok büyük bir maddi külfeti oluyor. Olur. Hastane, biliyorsun kışın hastanede yatak olmuyor bizim. Yatak hasta olur. Bulamıyoruz. Gerçekten ameliyat olması acil hasta geliyor. Ne oluyor? Kışın rota ishalinden bütün yataklar dolu oluyor. Yatak işgali oluyor. Çok büyük masraf oluyor. O yüzden herkese yapalım. Hani hasta kaybetmiyoruz. Bazıları da diyor ki yapacaksam onlara serum takayım ama meningokok olunca ben nadir de olsa. Bunun tartışması sürüyor. Ama rota toplum sağlığı ve maliyeti ve hastanenin boş durması, iş yükünü düşünürseniz rota gerçekten ağır basıyor ve bugün pek çok ülkede takvime girmiş durumda. Çocuğu rota olup hastanede yatmamış bir insana bunun şeyini anlatamam. Düşünün çocuğunuz 3 gün boyunca sürekli kusuyor. Hastanedesiniz. Hele bir de bu özel çocuksa ki işte az çocuk, özel çocuk, tüp çocuk gibi hani yöntemlerse çok üzücü oluyor hoca. Peki dünyada yani bir çaba var mı? Yani kesinlikle durumunuz müsaitse yapılmalı. Mesela benim gördüğüm şu var mesela. Bütün dünyada mesela Rotary Group tarafından polioya karşı ciddi bir savaş veriliyor ama eradike edilemiyor. Yani söyleniyor ki bazı ülkeler bilinçli olarak bunu engel oluyor şey olarak. Yok. Böyle bir şey var mı dünyada? Yok, yok hoca. Dünyada maalesef para eşit dağıtılmadığı için parası çok olan ülkelerde çocuk az oluyor ve oralarda hiç yok. Mesela bizde de vaka yok. Suriye'den o işte bir tane gelenler oluyor ya da Afrika'dan. Parası az olan ülkelerde de ilginç bir şekilde çocuk çok oluyor ve doktor aşı olmuyor. Günümüzde polio, Afrika'nın kuşak dediğimiz bölgesi var, orada var. Hindistan, Bangladeş gibi yerlerde var. Onun dışında modern dünyada polio görmüyoruz gibi bir şey. Ama bu saydığım kuşakta tüm enfeksiyonlar var. Yani menenjitten, pneumokokuna, difterisine. Hepsi var. Yani kuşakta belli. Afrika'nın orta subtropikal kuşağı mikropların da. Mikroplar ne çok sıcağı sever ne çok soğuğu sever. Öyle olsa Rusya'da herkesin enfeksiyondan, gripten ölmesi lazım. Hep bunu anlatıyorum. Grip de ılıman havayı sever. En çok gribe düşünün işte 3-4 derece ile 10-12 derece arasında yakalanıyorsunuz. Çok soğukta ve çok sıcakta olmaz. Mikroplar da böyle işte Güneydoğu Asya ile gözünüzü de kapatırsanız dünyanın oval hali Güneydoğu Asya aslında kuşak olarak da şeyden geçer. Afrika'nın ortasından ve Güney Amerika'nın da üstünden. Bu kuşak dört dörtlük enfeksiyon kuşağı, paranın az olduğu, çocuğun peki, çok olduğu kuşak. Grip için ne düşünüyorsunuz? Grip için. Çocuklara grip aşısı yapalım mı? Hepsine yapıyorum. 6 ayın üstünde çocukların hepsine yapıyorum. Ben enfeksiyon hocası olaraktan çalışıyorum üniversite hastanesinde. Herkes hastanın iyisine bakıyor. Ama ne zaman grip %1, %1, menenjit, ensefalit, trombopani, hepatit, nefrit bir sürü kötü tablo yaptığı zaman gönderiyor. Benim gözümden baktığınız zaman çok hasta görüyorum gribe bağlı. Bu bir, sağlıklı hasta için konuştum. İki, zaten olmazsa olmazı. Diyabet, kalp, akciğer, solunum, nörolojik gibi herhangi bir ikinci kronik hastalığınız varsa zaten bu hastaların çoğunun yoğun bakıma yatma ve kaybedilme sebebi grip ya da pnömoni, pnömokoktur. Ben kendim oluyorum, aileme yapıyorum, tüm hastalarıma öneriyorum. Eğer altta yatan ikinci bir hastalığı varsa, yoksa da sağlıklı çocuklara da kreşe gidiyorlar, ediyorlar. Mesela bu sene çok ağır geçti.
Yani emekliliğim geldi, hiç bu kadar uzun ateş görmedim. Hiç mi düşmez ateşler? 5-7 günden aşağı düşen ateşler, anneler telef oluyor, ailenin morali bozuyor. 5-7 gün hastanede yatıyorsunuz gibi düşünün. Ya aşı 20 lira. Evet. Ama koruyor mu diye sorarsan, evet, her zaman grip korumuyor. Neden? Dünyada 144 evet. tip grip var. Dünya Sağlık Örgütü geçen sene salgın yapan, en çok vaka yapan, adam öldüren, en çok yaygın hastaneye yatıran 3 ya da 4 tipini seçebiliyor. Bunları koyuyor. Bunlar da dünya genelinde %50-60 koruma sağlıyor. Yani biz grip aşısı yaptığımız zaman yaklaşık %40 ile 50 arası koruyoruz ki bu iyi rakam, az rakam değil. Bunu herkese yapabilsek çok koruyacak. Yapamadığımız için tabii ki yani hem o tipi tutturamıyoruz, hem de tuttursanız bile etrafta mikrobiyoz çok sayıda gezdiği için sizin yine yani antikor seviyenizi geçebiliyor. Aşıya karşı fikirsel alerjiyle bir taraftan da ciddi mücadele şart. Bir de benim kafama takılan bir şey var. Mesela çok iyi bir aşı şemamız var dediniz ama ben bakıyorum özellikle 1-2 yaş arası gerçekten çok yoğun bir şema var. Ve diyelim siz onu aksattınız. Yani aksattıktan sonra da o zamanı geçmiş mi oluyor? Siz kaçırmış mı oluyorsunuz aşıları? Daha sonra yaptırabilir misiniz? Mesela rota için mesela zamanını kaçırdığınız gibilerinden şeyler şimdi duydum yani. Bir tek rotanın çalışmasında rota aşısının üst yaşı var. İlk dozu 16. haftadan sonra yapamıyoruz. Hı hı. Hikayesi çok uzun hoca. Çünkü rota aşısı ilk bir firma çıkardığında bağırsak düğümlenmesi yapıyor diye apar topar maalesef bir televizyonda bir reklam bir şey aşı kaldırıldı. Sonra Amerika'ya hazırlıksız yakalandı. Sonra bir baktılar ki geriye dönüp yıllık verilerine o sene daha az invajinasyon olmuş. Dünyanın en büyük çalışmasını yaptılar. En büyük 60 bine 60 bin iki firma. 120 bin de biliyorsunuz yani bir hipertansif herhalde 5 bin de 5 bin yapıyor. Öyle. 120 binle yapılmış tek şeydir rota. O yüzden böyle bir soru işaretleri kaldığı için bir de dediğim gibi asıl koruyuculuk ilk bir senenin altında lazım. Bir rotada üst sınır var. Yani konuyu çok uzatmayayım. Onun dışında diğer aşılarda kaçırdığı zaman çok hasta geliyor. Ketçap dediğimiz daha sıklaştırılmış kısa şeylerimiz var. Hemen onları yakalıyoruz. Mesela siz 0-1 hepatit B yaptırdınız, doğdu ve 1. ay, 3. yaşı 6. ay yaptırmadınız, 1 yaşında geldiniz. Hemen 3.'yü yapıyoruz. Yapabiliyoruz yani. 5 yaşında geldiniz. Hemen 3.'yü yapıyoruz. Peki mesela çocuk size geldi aşı için. Kimlere aşı yaptırmıyorsunuz? Diyorsunuz ki ya sizin şu anda şöyle bir hastanız var, aşınızı erteleyelim dediğiniz çocuklar oluyor mu? Yani hastanede ateş varlığı, grip, hastanede burun yatan, mesela genel durumu bozuk, evet, tedavi gören hastaysa yapmıyoruz. Neden? Aşılar %1, 2, 3 ateş, genel durum bozukluğu, ağrı yapabiliyor. Şimdi düşünün, kötü hasta yatırmışsınız, bir yaptınız. Acaba ateşi bundan mı yoksa kalp hastalığı mı ilerledi? Evet. Stabil durumu olmayana yani mesela yapmıyoruz. Mesela basit bir burnu akıyor yani. Hoca genel bilgi yapıyoruz. Neden? Çünkü hafifse durumu, ateşi de çok yoksa yapıyoruz. Ama her zaman yapamayabiliyoruz. Aile çok pimpirik doluyor. O zaman bir hafta sonra gel yapalım diyoruz. Ama immün, bağışıklık sisteminde bozuk olmayan, kemikliği nakli gibi ağır sıkıntıları olmayan, özel birkaç hastalık var olmayan hastaların çoğunlukta biz hasta... Çünkü aşının prensibi çok basit. Şimdi en çok da onu soruyorlar. Niye bir geldiğimizde 3-5 tane yapıyorsun? Çok basit. En az vizitte maksimum aşıdır. Tüm dünya aşı şemaları böyledir. Çünkü kişiyi doktora getirmek zor, masraf, işinden çıkacak, izin alacak, otopark parası, evet, yol parası. Biz şimdi her aşıyı bir hafta arayla yapalım deseydik, düşün işte kendi halini. Evet. Haftada bir yıla kadar gelmen lazım. Yani, o yüzden yakalayınca hemen yapıyoruz yani. Yani aynı anda 3-4 aşı da bazen yapıldı oluyor. Ağır olmuyor mu çocuklar için? Oluyor ama inanın o bir tanesi pnömokoka bağlı pnömoni menenjit olsa inanın çok daha fazla ağır oluyor. Genellikle de her ekstremiteye bir tane yapıyoruz şu anda aşı şemamızda. Öyle mesela ikinci ayda veren pnömokok beşlik karma yapıyoruz. Peki bir de şunu merak ediyorum. Sizin uzmanlık alanınız, başta da söyledik, geçen programda da konuştuk, probiyotikler, prebiyotikler. Böyle bağırsakta sağlıklı bir mikrobiyota içinde bir aşı var mı? Yani şu aşıyı yaptığınızda çok sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip olacağız. Mikrobiyotayı aşılama konusu çalışılıyor. Ama onun hani bir nevisi var. Fekal mikrobiyota transplantı yapılıyor. Çok seçili durumlarda. Mesela aşırı antibiyotik kullandınız, mikrobiyotanız bozuldu. O zaman böyle bildiğiniz bağırsaktan kan geliyor, bağırsağınız parçalanıyor. Bir tek ilacımız var, onu kullanıyoruz. %20-30 vaka cevap veriyor. Diğerleri cevap vermiyor, hasta kaybediyoruz. Bu durumda sağlıklı kişiden
dışkı transplantasyonu yapılıyor. O alınıp bazı işlemlerden geçirilip kişiye veriliyor. Mesela yani aşılama derseniz bu nevi yapıyor. Daha sonra bunu endikasyonu çok genişletip çok şeye yapmaya başladılar. O ayrı bir program konusu. Dünya Sağlık Örgütü bir yavaş durun, bilimsel çalışmaya göre dediler ama neredeyse obezite, metabolik sendrom, tiroidit, Hashimoto, otizm gibi bir sürü şeye. Ha, kiminki sağlıklı bilmiyoruz. Yani şöyle yani gidip sağlıklı bir kişinin yanında dışkı nöbeti mi tutmak lazım? İşte kiminki yani sağlıklı bilmiyoruz. O yüzden genellikle öyle bir şey olduğu zaman size en yakın sağlıklı kişiyi seçin diyor. Bu işte anneniz, babanız, eşiniz hep derste öyle anlatıyorum. Herkes eşine iyi davransın. Kimin kimin nesine muhtaç olacağı bir gün belli olmaz diye. O yüzden bu gibi şeyler yapılıyor. Ülkemizde de başladı. Çok güzel arkadaşlarımız ama bilimsel endikasyon da yapıyoruz biz ağır hastalıklarda. Ağır hastalık. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok genel hatlarıyla bazı şeyleri konuşmaya çalıştık. Programın sonunda özellikle izleyicilerimize vereceğiniz bir mesaj var mı? Teşekkür ederim bu fırsat için. Gerçekten aşılama insanlığa çok büyük sunulmuş bir nimettir. Temiz sudan sonra. Hiç zararı yok demiyorum. Tabii ki içindeki içerdiği maddelere karşı hepimiz ayrı bir bağışıklık sistemine, mikrobiyotaya sahibiz. Farklı reaksiyonlar veririz ama genel anlamda bakarsanız bugün insanlığı öldüren pek çok hastalığı unuttuk. Hastanede yatıran, sakat bırakan, çok üzücü komplikasyonlar yapan. Bunu da sağlıklı bir aşılama sistemiyle yüksek kapsama lazım. Dediğim gibi %50'si olup %50'si olmazsa yeterince olmuyor koruyucu. Bunu çok güzel gösterildi. Hep beraber olmalıyız. Bilen kişileri, çocuk hekimlerini bulabiliyorsanız çocuk enfeksiyon uzmanı yoksa çocuk hekimlerinize danışın. Biz çok düzenli eğitimler veriyoruz çocuk grubuna. Gerçekten aşılamayla hayat kurtardığımızı yaşıyoruz. Sizler de göreceksiniz. Hocam ağzınıza sağlık. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bugün de çok önemli bir konuyu neyi konuştuk? Aşıyı konuştuk. Toplumda bir kesimde oluşan aşıya karşı fikirsel alerjiyi konuştuk. Mutlaka zamanda çocuklarımıza aşı yaptırın diyoruz. Ve mutlaka çocuğunuz sağlam olsa bile mutlaka sağlam doktor kontrolüne götürün ve aşılarını aksatmayın. Gecikmiş olsanız bile gecikmiş olarak aşılarını yaptırın diyoruz. Yeni yeni aşılar mutlaka geliştirilecektir. Çünkü yeni hastalıklar oluşuyor. Şu anda kalp krizine için bile aşı çalışmaları var. Gerçi bir herhangi bir sonuç vermedi ama sonuçta hangi hastalık toplum için önemliyse ve ciddi morbidite, mortalite yani ölüm ve sakat oranı yüksekse ona karşı aşı çalışmaları oluyor. O açıdan mutlaka aşı olmayı teşvik edelim diyoruz. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok değerli bilgiler verdiniz. Bir sonraki Sağlık Karnesi programında yine konuşacağız. Yine birlikte olacağız. Bu programın tekrarını YouTube kanalımız olan Değerli Ahmet Karabulut'tan izleyebilirsiniz diyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler. Hoşçakalın. Türkiye'nin spor markası Airlife, Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile Sağlık Karnesi'ni sundu.